Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. 455. beyitte kalmışız burada. Vezir padişahtan 6 ay ayrı kalmıştı. Sohbeti takip edenler için bir hatırlatma olsun. Yahudi bir padişah vardı. Onun yanında da Yahudi bir vezir vardı. Yahudi padişah İsa dinini seçenleri katlediyordu, öldürüyordu. Bir gün vezir ona dedi ki, ne zamana kadar öldürmeye devam edeceksin? Öldüre öldüre hiç kimse kalmadı. Bana müsaade et de dedi, ben bu meseleyi halledeyim. Böylece o Yahudi padişahla vezir anlaşmışlardı. Vezir padişahtan 6 ay ayrı kalmıştı. 6 ay İsa'ya uyanlara sığınak kesilmişti. Halk tümden gönlünü de ona tapşırdı. Dinini de herkes onun buyruğuyla ölüme atılıyordu. O geldi İsa dinine inananların içerisine, kendisine bir güven oluşturdu. Öylesine güven oluşturdu ki herkes canını da dinini de ona teslim etti. O insanlara öl dese insanların hepsi de ölecek hale geldi. Padişahla vezirin arasında gizlice haberler gelip gitmede padişah ona vaatlerde bulunmadaydı. O padişahın gizli ajanı olduğu için ikisinin arasında habire gizliden ilişki devam ediyordu. Gizliden ilişki devam ederekten birbirleriyle haberleşiyorlar. Birbirlerine ne yapıp ne yapmayacaklarını söylüyorlardı. Ona, "A benim devletli vezirim, vakit geldi çattı. Gönlümden bu dert çıksın gitsin artık." diye mektup yazdı, gönderdi. O da, "Padişahım, o işin üstündeyim. İsa dinine fitneler salacağım." diye cevap yazdı. Padişah isteğine ulaşmak için kendince aceleci. İnsanlar vardır, isteğine ulaşmak için çok acele ederler. Oysa bir şeyi istemek yetmez. Onun üzerinde tafsilatlı düşünüp planlı programlı hareket etmek gerekir. İşte vezir planlı programlı hareket etmek isteyenlerdendi. O hüküm ve hükümet devrinde İsa'ya uyanlara buyruk yürüten 12 bey vardı. Geçmiş bütün dinlerde İçtihat kapısı açıktır. Bütün dinlerde içtihat kapısı açılınca farklı içtihatlar oluşur hep. Bu Musevilikte de aynıydı, İsevilikte de aynıydı, İbrahimilikte de aynıydı. Bütün dinlerin, bütün inanışların kendilerince bir içtihat alanı vardır. O içtihat alanını din bilginleri kullanırlar. Aynı şey bizim dinimiz için de geçerlidir. Bizde de içtihat alanı açıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri
bir meselede kim isabet ettirirse içtihatta 10 sevap alır. İsabet ettiremeyen ise 1 sevap alır buyurmuştur. Burada bir parantez açmak istiyorum. Son dönem, son 200 yıl, 300 yıl İslam dünyasının gerilemesine sebeplerden birisi de İslam dünyasının içerisindeki ulema kesiminin meselelere yeniden içtihat etmek yerine geçmiş içtihatları kullanmalarıyla alakalıdır. Tefsirde yeni bir tefsirin yazılmaması, fıkıhta, kelamda yeni içtihatlar yapılmaması ne yazık ki Müslümanları günün şartlarına uygun bir hale getirmemiştir. Din bu manada tam anlamıyla yaşanabilir olmaktan uzaklaşmıştır. Zaman zaman basit örneklerle bunları dillendirmeye çalışırım. Örneğin ülkemizde yaklaşık üniversite talebesi 3 milyon var mıdır? 4 milyon var mıdır? 5 milyon var mıdır? 4 milyon vardır. 4 milyonun yarısı bayan olsa 2 milyon kız talebe var mıdır? Evet. Bunların yarısı farklı şehirlerde okuyor diyebilir miyiz? 1 milyon talebe oldu. 1 milyon kız talebemiz var. Üniversitelerde farklı şehirlerde okuyan. Bunlar Hanefi içtihadına göre. Hanefi içtihadına göre bir şehirden bir şehire seyahat etmeye kalksalar edemezler. Yanlarında muhakkak mahremleri olması gerekir. Ama babası, ama dayısı, ama amcası, ama abisi, ama kocası olması gerekir. Sorarım, kaç kişi buna dikkat eder? Kaç kişi bunu uygulayabilir? Yapamaz. Burada içtihat eden ulema kesimi oysa yol güvenliği var. Yol güvenliği olunca bir bayanın yol güvenliği olan yerde seyahat etmesinde bir mahsur yoktur diye hadis-i şerife dayanaraktan içtihat edebilir. Bunlar ayrılık sebebi olmaması gerekir yalnız. Zenginlik olarak algılanması gerekir. Bugün İslam dünyasının Orta Doğu'da düşmüş olduğu yanlışlık bu içtihatları ayrılık olarak görmeleri, zenginlik olarak değil ve içtihat edilen o mezhepleri din yerine koymaları. Mezhebi din yerine koyan insanlar mezhep içtihatlarında dini hüküm, hukuk noktasında değişmez bir hukuk gibi gördüklerinden dolayı ne yazık ki çatışma çıkmakta. İşte bu geleneksel din anlayışında bir zenginlik, ama bu zenginliği çatışmaya döndürenler kimler? Dinin manasına ve özüne sahip olmayan kimseler, cahiller, bilgisiz olanlar, dini bilinçli bir şekilde saptırmaya çalışanlar, dinin ve dindarlığın edebinden, adabından, ahlakından uzak olan kimseler. İşte o devirde de böyle 12 buyruk yürüten bey vardı. Her bölük bir beyin buyruğuna uymuş, ondan ümitlere düşerek o beye kul olmuştu. O 12 beyle onlara uyanlar o kötü vezire bağlanmışlardı. Hepsi de onun sözüne inanmadaydı. Hepsi de onun gidişine uymadaydı. O öl dese, hangi solukta, hangi saatte derse, her bey,
hemen karşısında can verirdi. İşte 12 tane İsa kavminin hepsinin de beyi vardı. Bu beylerin de hepsi de o gerçekte Yahudi olan ama kendisini Hristiyan gösteren vezire tabiydiler. İnsanlar taklidi imana sahip olurlar ise işin gerçeğini göremezler. Kim bir ilmin taklidine bağlı ise asla gerçeğini göremez ve asla da yeni bir içtihat edemez. Bir beyin cerrahı eğer o güne kadar uygulanan tedavi sistemlerinin üzerine bir tedavi sistemi geliştiremediyse o beyin cerrahı papağandan farkı yoktur. Bir ilim erbabı o güne kadar gelen ilmin üzerine bir şey ilave etmediyse, yeni bir şey icat etmediyse, yeni bir anlayış, yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir bu meselede sayfa açmadıysa gerçek manada o ilim ehli değildir. Onun papağandan farkı yoktur. O taklitçidir. Taklitçi. Eğer ben bu mesnevi okurken ben gider Göl Pınarlı'nın şerhine bakaraktan size okursam ben taklitçiyim. Göl Pınarlı'nın papağanıyım. Yok, ben bu noktada yeni bir anlayış getiriyorsam o zaman taklitçi değilim. İmam-ı Azam'ın karşısına kendi talebeleri çıkıyor. İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam-ı Azam böyledir diyor. Onlar diyorlar ki evet böyledir, bu doğrudur ama böyle de vardır. İşte taklit etmeyen talebe. İslam dünyasının ve sufilerin en büyük handikapları bu. Kendi yaşadıkları çağa değil, geleceğe yönelik içtihat, görüş ve düşüncelerinin olmayışı. Taklit etmeleri. Biz her alanda taklitçi bir millet olduk. Biz taklitçi bir milletiz. Taklit ediyoruz. Her şeyimizi taklit ediyoruz. Her şeyimizde. Bu bizim üretmememizden kaynaklanıyor. Bu bizim düşünmememizden kaynaklanıyor. Bu bizim çalışmamamızdan kaynaklanıyor. Bu bizim akletmememizden kaynaklanıyor. Bu bizim papağanlığımızdan kaynaklanıyor. Bu bizim mücadeleden uzak durmamızdan kaynaklanıyor. Biz ezber yapıyoruz. Biz bir şairin şiirini ezberleyip başkasına okuyoruz. Biz bu manada o şairin papağanıyız. Biz Yunus'un papağanıyız. Biz Hazreti Mevlana'nın papağanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli'nin papağanıyız. Biz yeni bir Hacı Bektaş Veli değiliz. Biz yeni bir Mevlana değiliz, yeni bir Yunus değiliz. En büyük handikapımız bu. Bizim bir piri reisimiz yok. Bizim bir cebri koyan, ad ismiyle müsamma bir kimsemiz yok. Biz geriledikçe geriliyoruz. Farkında değiliz.
Bizim böyle bir mekanımız yok. Ecdat yapmış. Biz şimdi AVM'ler yükseltiyoruz. Biz bilim yuvaları yükseltmiyoruz. Söyler misiniz? 300 yıldır bilim adına bu topraklardan kim çıktı? 300 yıldır bilim adına bu topraklardan kim çıktı? Kimse çıkmadı. Bu bizim suçumuz. İşte o 12 kavmin beyleri o vezire bağlanmışlardı. O veziren her söylediklerini yerine getiriyorlardı. Onu taklit ediyorlardı. Tahkik noktasından bakmıyorlardı. Taklitçiler hep böyledir. Öl dediklerinde ölürüz derler. Taklitçidir o. Yalakadır. Şakşakçıdır o. Başka bir şey değildir. Eğer tahkik ehli olursa öl denildiğinde niçin öleceğini, neden öleceğini, nasıl öleceğini, ne uğruna öleceğine bakar. Kuru kuruya taklitle gitmez. Vezir her beyin adına bir tomar hazırladı. Vezir her beye verilecek bir risale hazırladı. Bir kitap hazırladı. Bir bilgi manzumesi hazırladı. Her tomarda yazılan yazılar bir başka yoldaydı. Ve her bilgi kitabına, her risaleye, her el kitabına farklı bilgiler koydu. Birbirlerine zıt bilgiler koydu. Her birinde buyruklar bir başka çeşitti. Bu sonunda da başına da dek ona aykırıydı. Birinde namazı farz kılıp öbürkünde farz kılmadı. Birinde örtünmeyi farz kıldı, öbürkünde farz kılmadı. Birinde zikrullah yapmayı farz kaldı, öbürkünde öbürkünü farz kılmadı. Öylesine birbirinden farklı risaleler hazırladı eski dilde. Bugünkü dilde bilgi kitapçıkları hazırladı. Birinde riyazat yoluna, açlığı, tövbenin, Tanrı'ya dönmenin direği saymadaydı. Birinde riyazat yapmak, yani belirli yiyecekleri yememek, belirli yiyeceklerden az yemek, belirli yiyecekleri reddetmek, bu noktada Allah'a gidilen bir yol olarak gösterdi. Birinde de riyazattan fayda yok, bu yolda insanı cömertlikten başka bir şey kurtaramaz demişti. Bakın bunlar bütün dinlerin olmazsa olmaz kaideleridir. Bir dinde riyazat var mıdır? Evet. Bunun adı bizde nedir? Haram. Biz haramlardan riyazat ederiz. Kur'an'da ve sünnette emredilen haramlar vardır. Bu emredilen haramlardan uzaklaşmak riyazattır. Bu yeme içme, bu kıyafet, bu ne bileyim herhangi bir şeyi kullanma kullanmama da bütün hayatın her alanını kapsar. Yemede içmede haram olanlar, kullanılması haram olanlar, alışverişi haram olanlar gibi. Buna riyazat denir. Bunlara uymak dinin farziyetindendir. Birinde de demişti ki, senin açlığın, senin cömertliğin mabuduna şirk koşmandır. Birinde dedi ki, sen cömertlik yap, riyazattan fayda yok. Yani sen bu haramlara, bu helal daireye, bu o harammış, bu değilmiş, bu harammış, bu değilmiş, bunlara bakma. Ya cömert ol, bu sana yeter. Hani bizde de var ya, kalbim temiz benim. İbadet etmesine gerek yok onun. Hani bizde de var ya, ya o çok cömert adam, yani namaz kılmasına gerek yok onun. Veyahut da ya çok iyi bir adam o, iman etmesine gerek yok, çok iyi.
veyahut da öbür ki ama insanlığa böyle kolaylaştıracak bir keşfe imza atmış. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Edison'u cennetlik ediyoruz ya biz. Örneğin. Biz böyle cennetlik yapmayı da çok severiz ya. O çok cömert. Ama inanmıyordu. Ama o cennetlik çok cömert o. Ya inanmıyordu. Ha yok. Biz istediğimizi cennetlik, istediğimizi cehennemlik yaparız. Bir de taraf tutar gibi, böyle taraftar var ya Fenerbahçe, Galatasaraylı, Trabzon gibi. Bir de taraftarlarımız vardır bizim. O taraftarlar arkadan onu bastırlar. O cennetlik, o cehennemlik. Dinin hükmü belli. Dinin hükmüne bakmayız biz. Bir de bakmaya kalkarsak zaten dinin hükmüne bakacak olan sosyologlar, psikologlar, psikiyatriciler, dahiliye uzmanları, ekonomistler, tarihçiler bizde din adına konuşur. Tabii. Yani din adına birisi konuşacaksa sosyolog olması lazım. Şu ara din adına konuşan en önemli bir kimse sosyolog. Hadisleri inkar ediyor. Bir de yeni moda çıktı ya. Biz Kur'an'a bakarız. Harika. Kur'an Resul'e itaat et diyor. Ona uy diyor. Kur'an-ı Kerim. Yok, onlara da kendilerince bir mana buluyorlar, bir kılıf uyduruyorlar. O peygambere uymayacak çünkü. Sosyolog böyle emretti. Filanca profesör dedi ki, bu hadisler sahih değildir. Ya sen Kur'an dedin, Kur'an peygambere uy diyor. Ben peygambere neyle uyacağım? Sosyoloğa göre böyle bir şey yok. Bizde bunlar meşhur. Hiç kimse bu konuda, hiç siz bir ekonomiyle alakalı bir programda Ankara müftüsünü konuşurken gördünüz mü? Bir ekonomi programında, bir siyaset programında Diyanet İşleri, dini, Diyanet İşlerine bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'nın konuştuğunu gördünüz mü? Siz hiçbir şehircilik programında Diyanet İşleri'nin İstanbul müftüsünün konuştuğunu gördünüz mü? Hayır, ben hiç görmedim. Göreniniz varsa söylesin. İstanbul müftüsü profesör, Ankara müftüsü profesör, Bursa müftüsü profesör, İlahiyat profesörü her biri. Üç önemli şehrin, üç Diyanet İşleri, Diyanet İşlerinde üç önemli şehrin müftüsü profesör. Siz hiç onları dinin dışındaki herhangi bir konuda bir şey konuştuğunu gördünüz mü? Görmediniz. Ben de görmedim. Ama televizyonlarda din konuşulacaksa bunlar yok. Kimler var? Sosyolog, psikolog, ekonomist, araştırmacı, yazar. Türkiye burası. Herkes de dinliyor. Herkes de dinliyor. Hadisler konuşuluyor. Hadisler konuşulduğunda bir tane ilahiyattan hadis profesörü, Diyanet'ten bir tane hadis profesörü yok. Hadis konuşuluyor. Ben tıpla ilgili bir profesöre diyorum ki, hocam tıptan konuşayım mı? Bana bakıyor, ne alaka hocam ya diyor, sen diyor tıptan konuşacaksın. Hocam sen dinden konuşuyorsun ya diyorum.
O dinden konuşuyor. Hele bir tanesi ya sufilikten ahkam kesiyor. Hocam şeyhiniz kim dedim. Nasıl yani dedi. Hocam sufilik konuşulacaksa bir kimsenin şeyhi olması gerekir. Şimdi Şems'ten konuşuyorlar. Kendilerinin Şems'i yok. Hazreti Mevlana'nın Şems'i olan aşkını anlatacak. Senin Şems'in var mı? Yok. Sen hiçbir Şems'e aşık oldun mu? Hayır. Sen bir şeyhe intisap ettin mi? Hayır. Bir mürşidin oldu mu senin? Hayır. Gidip onun dizinin dibinde oturdun mu? Hayır. Ondan bir ilim aldın mı? Hayır. Hiç rüyanda bir şeyh gördün mü? Hayır. Hiçbir şeyhe intisap etmenin tadını, lezzetini, acısını aldın mı? Hayır. Ama konuşacak. Hatta kitapta yazıyor ya Şems'in aşkı diye. Yazıyor. Hiç aşık olmamış bir kimsenin aşkı anlatması ne kadar doğru? Mümkün değil. Allah bizi affetsin. Vezir her beyin adına bir tomar yazmadaydı. Devam ediyoruz. Birine de demişti ki senin açlığın, senin cömertliğin mabuduna şirk koşmandır. Bir yerde aç kalın dedi. Başka birisine dedi ki cömert ol. Başka birisine dedi ki senin aç kalman da cömertlik yapman da şirk dedi. Hem gam çağında hem esenlik çağında Allah'a dayanmadan, tümden ona teslim olmadan başka her şey düzendir, tuzaktır. Bir başkasına dedi ki sen her halinde ona güvenmen lazım. Bunlar dinin kaideleri. Tevhid dininin kaideleri. Birbirini reddetmez, hepsini de kabul ederse bir kimse kaidelere tamamıyla uymuş olur. Dinde aç kalmak vardır. Hani az yemek, az uyumak, az konuşmak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emridir. Cömertlik Allah'ın emridir. Allah cömertleri sever. Allah cömert kullarıyla beraberdir. İşte diyordu ki bir başkasına sen Allah'a güven, ona yaslan, ona dayan. Ona güvenmeyip yaslanmayıp amellerine güvenmen şirktir diyordu. Birine de demişti ki gereken şey hizmettir, yoksa Allah'a dayanma düşüncesi bir töhmettir ancak. Öbürküne de Allah'a dayanmayı reddediyordu. Diyordu ki sen hizmet et insanlara. Önemli olan hizmet etmektir. Bu da dinin kaidesidir. Birinde yap, yapma buyrukları tutulmak için değil, bizim aczimizi bildirmek için verilmiştir dedi. Birine de yap, yapma denilen buyrukları, haramları, helalları bizim acziyetimizi bildirmek için söyle demişti. Böylece bu buyruklarla aczimizi bilelim de o zaman onun da kudretini anlayalım yazılarını yazmıştı. Birindeyse aczini görme, aklını başına al, o aciz nimete kafir olmaktır dedi. Birine dedi ki aciziyette durma, sen ne kendini aciz görüyorsun, aklını başına al, sen kendini aciz gördün de Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere küfran beslemiş olursun diyordu. Kendi gücünü, kuvvetini gör, çünkü kuvvet kudret de ondan, kudretin onun nimet, bil de kudret odur diyordu. Bunlar hepsi de dinin ayrı ayrı hükümleri. Hazreti Pir, vezirin ağzından bize dinin hükümlerini öğretiyor aynı zamanda. Sufiler doğru nereden gelirse gelsin doğruyu kabul ederler. Doğru nereden gelirse, doğrun kimden gelirse gelsin doğruysa doğru kabul edilir. Öbüründeyse şu ikisinden de geç, göze görünen her şey put olur demedeydi. Öbür bilgi kitapçığındadır, diyordu ki her şeyden geç.
gözüne göründüğün her şey senin putundur diyordu. Yaptığın amelleri görür, yaptığın amelleri gözünde büyütürsen o senin putun olur. Birinde de şu mumu söndürme diyordu. Çünkü bu görüş mecliste mum gibidir. Birine de diyordu ki bu sen görüşlerini, düşüncelerini, fikrini, senin aklının heva ve hevesinden ürettiklerini bizlere anlat, bu meclise anlat. Bu bir ışık gibi olsun diyordu. Bakıştan, görüşten, hayalden geçtin mi gece yarısında buluşma, kavuşma mumunu söndürmüş olursun diyordu. Birine de diyordu ki bakıştan, görüşten, hayalden geçmen gerekir. Yani bir kimse kendi bakışını, kendi görüşünü putlaştırmasın, ilahlaştırmasın diye söylüyordu. Birinde ise söndür diyordu, korkma söndür de karşılığında yüz binlercesini gör. Birinde de diyordu ki bakışını, görüşünü, düşünceni, aklını söndür. Sen bu kendinden sudur eden görüş, bakış, düşünce, hayal bunları söndürünce yüz binlerce sende ışık yanar. Yüz binlerce sende fener olur diyordu. Gücünü, kuvvetini, görüş mumunu söndürürsen can mumunun ışığı artar. Sabır yüzünden Leyla Mecnun kesilir diyordu. Birinde de diyordu ki sen gücünü, kuvvetini, görüş mumunu söndür. Sen kendi heva ve hevesinden her ne geliyorsa onların önüne geç. Eğer onların önüne geçer durdurursan sende can mumu yanar. Can mumu yanarsa sen bu sevdanla Leyla iken Mecnun olursun diyordu. Kim zahitliğe kalkışır da dünyadan vazgeçmeyi kurarsa dünya ona daha fazla kendini gösterir, daha da ziyade yaklaşır. Hani kim dünyaya sırtını dönerse dünya ona koşa koşa gelir arkasında. Kim de dünyanın arkasına düşerse asla dünyayı tutamaz. Bu sufilerin kendilerince disturlarıdır, öğretileridir. Eğer siz yönünüzü dünyaya döndürürseniz asla dünyayı elde edemezsiniz. Ama siz yönünüzü hakka çevirirseniz dünya sizin peşinizden koşar. Birinde de Allah sana ne verdiyse onu meydana getirirken de sana tatırlaştırmıştır diyordu. Birinde de diyordu ki Allah sana ne verdiyse tatlılaştırmıştır. Al sen onu kabul et. Sakın ha öyle dünyadan yüz çeviriyorum filan deme. Sana kolaylaştırmıştır, hoş bir hale getirmiştir. Onu al, onu kabullen, zahmete sokma kendini demişti. Her ne geliyorsa sen onun haramına, helalına bakma, eksikliğine, yanlışlığına bakma. Ya her geleni al, kabul et. Birindeyse senin olanı bırak, vazgeç ondan. İçinin kabullendiği şey iyi değildir, kötüdür diyordu. Birinde de diyordu ki sen kendi malın, mülkün ne varsa dağıt. Çıktı ya öyle bir tane de. Zekatın 1/40'ını reddetti. Bütün malınızı, mülkünüzü zekat olarak dağıtın dedi. Bir dini hüküm çıkardı ya, uydurdu ya. Müslümanlara dedi ki neyiniz varsa dağıtın. Zekat 1/40 değil dedi. Neden? Müslümanlar yavaş yavaş parası pul olmaya başladı ya. Parası pul olunca bazı şeyleri finanse ediyorlar artık. Finanse edince bazı yerlerin canları sıkılıyor. Birbirine aykırı yollar kolay görünmüştür de herkes bir dini seçmiştir. O din o kişiye can kesilmiştir. Herkes bu içtihatların içerisinde birbirine aykırı şeyleri kendilerine din seçtiler. Dinin özüne sahip olmadılar. Dinin mantalitesine sahip olmadılar. Kendi mezheplerini din zannettiler. Bugün de aynı. Bugün insanlar kendi mezheplerini din zannediyorlar. Kendi inanışını, kendi görüşünü din zannediyor. Benim görüşüm bu diyor. O kendi görüşünü putlaştırıyor. Benim anlayışım bu diyor. Herkesi o anlayışa davet ediyor.
O anlayışın dışındaki anlayışları inkar ediyor. Her görüş sahibi kendi din putunun arkasına sığındı. Kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi bakışını, kendi idrakini, kendi içtihadını din yerine koydu. Kendi içtihadını din yerine koyulmasından dolayı ortalık kan revan zaten. Allah'ın bu kolaylaştırması yerinde bir yol olsaydı her Yahudi, her Mecusi Allah'ı anlardı, bilirdi demişti. Öbüründe kolaylaştırılan şey demişti. O şeydir ki gönüle yaşayıştır, cana gıdadır. Bir yerde kolaylaştırmayı söylerken diğerde de kolaylaştırmayı kötü, kerih görmüştü. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. 490'dan önümüzdeki ay devam edeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan şimdi sema olacak inşallah. Semada kardeşler her çarkta Allah diyecekler. İnşallah bizler de oturduklarımız yerde biz de kendimizce Allah diyelim. Semada ve zikirde buluşalım. Selamünaleyküm.